İnanılmazdı. Ekstraordinary bir şey. Aynen Ha, öyle. Maşallah. Şöyle şimdi dönüş yolunda uçakta Hikmet abi iki tane iki kişiyi yanında o. Dedik yani üçlü koltukta. Yanında iki tane beyefendi vardı. Kendi aralarında konuşuyorlar. Aynı uçakta gelip geldik bu arada da. Tabii tabii yani ama beyefendi ben değilim ya. Koltuklarımız Sen de ben farklıydı. Fakirler arka taraftaydım. Estağfurullah ben 40 numaradaydım. Ya, tamam. Çok en gerideydim. Hikmet abi gözünü seveyim. En fakir sen miydin? Ben 25'teydim o zaman biraz daha iyi. Ya kanat tarafında durdum. Koltuk mesafem iyiydi kanat yani. Olsun diye Evet, biliyoruz. En çok kurtlar kanatta kurtuluyor. Ya yine yazdım bize. Tamam. Yok öyle değil. Gene sağlam Diz almışsın. mesafesi biraz fazla öyle söyleyeyim. Şimdi iki beyefendi yanında konuşuyorlar. Bu çok önemli. Ben bunu inanılmaz önemsiyorum. Kulak misafiri oldum. Yani normalde bunlar tabii ki sohbeti muhabbet dinlemez ama dibimdeler yani. Hani yapacak bir şey yok. Böyle Kulak yaptı misafiri. Kulak dinledik. misafiri oluyorsun. Yan yana oturuyoruz. Tabii öyledir. Biri diğerine diyor ki ya ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ezik insanlarımız var. Öyle söyleyeyim falan. Ya diyor işte töreni diyor şeyleri izleyebildin mi diyor. Abi öbürü de diyor ki öbürü daha biraz şey temkinli konuşuyor. İzledim falan filan diyor. Ya görmedin mi diyor hep yine diyor. Üçüncü dünya ülkeleri falan Avrupa'dan hiç kimse yok. Fasafiso ülkeler gelmiş falan diyor. Ah. Avrupa'dan kimse yok falan filan. Tamam. Ya bu kadar ezik olmanıza gerek. Bu adamlar da hemen arkasından da falan hani abi bir an evvel şimdi ihracat falan artacak şu olacak bu olacak. Muhteşem de yorumlar yapıyorlar ayrıyetten yani. Hani Tabii. kendi ticaretleriyle ilgili yorumu yapıyorlar. O ticaretin olmasını sağlayacak hükümetle ilgili falan da ileri geri ondan sonra laf ediyorlar. Ne biçim törendi falan filan. Bu şunlar da yoktu bilmem neydi falan. Renkleri tam çözemedim yani hani ne olduğunu falan bilmiyorum ama. Bu eziklik falan hakikaten artık şuraya geldi, gına geldi. Ya bu kadar şey yapmayın kardeşim biraz özgüvenli olun ya. Biraz özgüven sahibi olun ya. Bu ülkenin insanısınız, bu ülkenin iş adamısınız, bu ülkenin üreten, istihdam sağlayan insanlarısınız. Öyle anlıyorum. Tamam. Şimdi Avrupa yoktu falan filan. Ya Avrupa bitti bitti. Yani Avrupa bittiden kastım şu. Tabii ki bu bitiş süreci belki bir 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl falan filan sürecek. Ama burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu tokalaştığı görüntüler dünya ekonomisinin %40'ını falan civarında sağlayan ülkelerin temsilcileri. Çin'i var, Rusya'sı var, Özbekistan'ı var, Türkmenistan'ı var, Kırgızistan'ı var, Azerbaycan'ı var, İran'ı var. Ondan sonra kimler var burada? Yani NATO Genel Sekreteri var vesaire vesaire. Totale baktığınızda bu ülkelerin hadi eğer şeyiniz oysa dünya ekonomisinin yüzde bilmem kaçını sağlayan ülkelerin temsilcileri bunlar. Ya böyle bir özgüven eksikliğinden, böyle bir eziklik psikolojisinden Avrupa'dan kimse yoktu falan. Beter olsunlar. Avrupa dediğiniz adamlar Erdoğan'ı indirmek için zaten sabah akşam çalıştılar. Bir de utanmadan buraya mı geleceklerdi? Bu hakikaten şey. Bu nasıl bir eziklikti ya? Yani bence de öyle. Eziklik